Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Mart. 2-3 gündür Denizli'ye çok güzel yağmur yağıyor. Ertesi gün güneş çıkıyor. Ben de düşündüm ki herhalde bu kadar güneşe, yağmura karşılık hava da çok soğuk değil açıkçası. Herhalde bu dedim kuzu göbeğe çıkar. İşten çıktıktan sonra şöyle bir 5 dakika uğrayayım eski belleklerime diye geldim. Evet, çıkma ihtimali var arkadaşlar bakın. Bu kuzu kulağı, çukur çanak dediğim mantarlar burada bol şekilde çıkmış. Bu çıktıysa kuzu göbeğinin çıkma ihtimali de çok yüksektir. Ona göre değerlendirin. Hani eğer bunu buluyorsanız bol bol arayın. Bakalım şimdi. Teyze oğlumla beraber geldik buraya. Şöyle bir bakalım dedik kuzu göbeği çıkmış mı? Akşamüstü işten çıktıktan sonra. Ortam... Aha bak. Bakın arkadaşlar teyze oğlum buldu. Ben çok merak ediyorum çünkü bu sezonun Denizli'de benim buldum. Denizli'de bu sezonun ilk kuzu göbeği arkadaşlar. Bakalım. Ekranlarına koyuyorum. Wow, bayağı bayağı güzel. Teyze oğlum sen kes. Sen kes, sen kes. Tamam. Hayır. Sen kes bir de şimdi şey yapalım. Kökünü dibinden kesebildiğin kadar keselim. Kökünü bıraktığımız zaman şey yapıyorlar diyorlar. Hastalık yapıp şey yapıyor diyorlar. Şöyle toprağını kaldırıyorum. Hastalık yapıp geri kalan misel ağını bozuyor diyorlar. O yüzden şey yap, burada temizle sadece. 2023'ün 2023'ün ilk göbeği. ilk göbeği arkadaşlar. Buyurun. Bu sezonu açmış olduk böyle. Sen şunun şey alt toprak kısmını bıçakla temizley be. Bunu çok araştırdım arkadaşlar. Bir dinleyicimiz de şey izleyicimiz de yazmış. Mutlaka ki hani bıçakla kestiğiniz zaman hastalık yapıyor ve kuruyor diye. Hayırlı olsun Dezi oğlum. İnşallah Sağ ol. gerisini de buluruz. İnşallah. Bir izleyicim yazmış hastalık yapıyor diye. Hastalık yaptığı için ondan dolayı kuzu göbeğini bıçakla kesmeyip önce koparıp orada temizleyelim diyor. Açıkçası ben de araştırmalarımda öyle görünüyor. O yüzden bakalım bu yılki aramalarımızda öyle bir deneyelim. Sonucu da görürüz zaten. Şimdi de kuzu göbeklerinin gerisini bulmamız lazım arkadaşlar.